bizim şu an aramızda maklası devri alem, yani Nergis Baydan, ondan ben bir şiir okuyacağım. Seven sevdiğine yardır erenler, gerçekler devinde yar olmaktır aşk. O halin göşünle farka gelenleri, dostun bahçesinde gül olmaktır aşk. Bade haktan gelir, dost ise sunar. Kevserin içinde vahdetin arar. Can da, can olan da verilir karar. Rahman Rahim'inde sır olmaktır aşk. Nurun yüce, halin sır olmuştur canda. Varlığın dolaşır aşk ile kanda. Sana varan hakkı çözer her anda. Hakkın varlığına yol olmaktır aşk. 18.000 alem varlık içinde bir anda birlenir aşk ateşinde. Ayrılmaz gideriz hakkın peşinde. Gönülden gönüle göç olmaktır aşk. Devri alem aşk der bütün kainat. Ancak halin ile geçilir sırat. Ruhumun içinde aşkın emanet. Pirim kul Erdal'a can olmaktır aşk demiş. O kendini, kendi yüceliğini, kendi vasfını anlatmıştır. Ben mikrofonumuzu yanına doğru yaklaştırıyorum. Evet, kendisinden teşekkür ederim öncelikle dile getirdiğiniz, paylaştığınız için diyeyim ben. Zaten bana göre çok açıkça ifade ediyor her şeyi. Ben üzerine bir açıklama getirme gereği duymuyorum. Bu şekilde de sözleri biraz ziyan etmiş olmam belki. Kendim konuşup zamanı almak yerine değerli mesaj gönderen birçok izleyicimiz var. Onlar size birçok sorular yönelttiler. Onlara kulak verelim, cevap verelim. Bu kısa zamanımızı olabildiğince gür ve güzel bir şekilde geçirelim isterim ben. Bu yüzden ben mikrofonu tekrar sana vereyim. Teşekkür ederim. Tabii bu arada güzel bir mesajımız vardı. Bana Muhammed Ali'ye aşk ve talip olmak nedir diye soruldu. Sevgili canlar, elimizi vicdanımıza koyduğumuz zaman, başımızı yastığa koyduğumuz zaman, ol Muhammed Mustafa'ya, o Şah-ı Merden Ali'ye ve onun Ehl-i Beytine ve onun sevicileri, aşıkları düşündüğümüz zaman, Ali'ye talip, Muhammed'e ümmet olmak, ona can olmak her şeyden evvel ahlak bütünlüğüyle olur canlar. Muhammed Ali'yi sevmek dürüst olmakla olur. Muhammed Ali'yi sevmek yeryüzünde hiçbir canı incitmemekle olur. Şu esen rüzgarı, şu aldığımız oksijeni, şu çiçekleri, ağaçları, İnsanları, tabiatın içinde hiçbir zerreyi, o küçücük zerreyi bile aşka düşen aşık asla incitmez. Tabii ki biz beşeri kullarız. Hata yaparız, şaşarız,
dışarıyız, ön yargılarımız vardır. Tabii burada şunu söylemek istiyorum. Canlar, yeri gelirse beni de yargılayacaksınız. Beni de sorgulayacaksınız. Sorgulamayan, yargılamayan insan doğruyu bulamayan insandır. Ben yargılanmaktan, sorgulanmaktan çekinmem. Zira gerçek bir canın teki şöyle diyor. Sanıyorum Seyit Nesimi olsa gerekir. Beni eleştirenden karım, beni metleyenden zararım vardır diyor. Ne mutlu eleştirirken bizim eksiklerimizi görüp eksiklerimizi tamamlamak için insanlar bizi eleştirecekler, sorgulayacaklar, yargılayacaklar. Kim olursa olsun yargılayın, sorgulayın, gerçeği bulun. Zira yargısız, sorgusuz kişi kendini bulamaz. Kişi kendini bulduktan sonra da yargı, sorgu soramaz. Çünkü her nereye baksa kendisinden başka bir şey yoktur. Çünkü aldığı nefes, taşıdığı can, görmüş olduğu yaratılmış varlık Allah'ın nefesinden başka bir şey değildir. Allah'ın nefesinden başka bir şey değilse nasıl olur da bir insanı küçümser, dışlar, onu katletmek, yok etmek, öldürmek ister. İşte bu bize verilen eğitimlerin eksikliğinden geliyor. Sevgili din insanları, din babaları, din dedeleri, din hocaları ve din içerisinde insanlığa nasihat veren canlar. Ben diyorum ki bütün insanlara barışı, sevgiyi, birliği, beraberliği öğretelim. Sayın hocalarımız, sayın dedelerimiz, sayın aşıklarımız, ben hepinizin ayağına kurban ama yapalım, yıkmayalım, yaşatalım, öldürmeyelim, bağrımıza basalım, ötekileştirmeyelim. İşte bunu böyle yaşarsak dünyamız 8 milyar insanı da barındırır, 88 milyar insanı da barındırır. Ondan dolayı sevelim, sevilelim. Yunus Emre'nin dediği gibi dünya kimseye kalmaz. Evet sevgili canlar,